size közlenmiş biberin kabuğu nasıl soyulur onu anlatacağım. Benim iki farklı biberim var. Biri kapya biberi, diğeri de sarı Kaliforniya biberimiz. Şimdi onu iki farklı versiyonu da göstereceğim. Öncelikle baş kısmını, güzelce çekirdeklerini istemiyorum. Çünkü hem acılaşmasını istemiyorum. Onu güzelce çıkartıyorum. Küçük meyve bıçağı kullanabilirsiniz bunun için. Şu şekilde çekirdeğini güzelce çıkartıyorum. İçinden boşaltıyorum. Sonrasında yavaşça şöyle iç kısımdan eşit parçalara bölüyorum. Etli kısmı aşağı gelecek şekilde ızgaramın üzerine yerleştiriyorum. Kapya biberlerim için iki farklı versiyonda göstereceğim. Bunun için normal bir tepsi kullanıyorum. Yerleştiriyorum. Fırına atacağım. 180 derece. Benim için 12 dakika falan yeterli olacak. Bu şekilde ikinci göstereceğim yöntemi aynı şekilde kapya biberimde de göstermek istiyorum. Baş kısmını aldım. İkiye böleceğim. Parmak uçlarımla beraber sonuna kadar bıçağımın yardımıyla ikiye bölüyorum. İçinden istemediğim kısmını alıyorum. Alta gelecek şekilde yerleştiriyorum ve fırına göndereceğim. Fırından çıkardığım köz biberlerimi torbanın içerisine güzelce yerleştiriyorum ki buharıyla kendisinde kabuklarıyla eti birbirinden ayrılsın. Ağzını sıkıca kapatıyorum ve kenara görüyorum. Gördüğünüz üzere şu anda zaten buharlaşmaya başladı. Şimdi size ilk başta da söylediğim gibi ikinci yöntemi göstermek istiyorum. Buzlu bir kabım var. İçerisine suyunu aktarıyorum. Kapya biberlerimi şoklamış olacağım. Böylelikle kabukları üzerinden sıyrılacak rahatlıkla. Yaklaşık 2 dakika kadar bekletmem yeterli olacak. İkinci yöntemim dinlenirken ilk başta yaptığım birinci poşetteki ürünlerimi güzelce çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere yavaşça elimle tuttuğum zaman rahatlıkla Kaliforniya sarı biberlerin üzerinden şu şekilde hiçbir ziyan vermeden koymuş oluyorum. Hemen ikinci yöntemi göstermek istiyorum. Kapya biberimi buzlu suyun içerisinden çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere rahatlıkla kabuğundan ayrılıyorum.